Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün sizinle oyun sonları hakkında konuşacağız. Tahtada gördüğünüz pozisyon Vasily Smyslov Lev Aronin'e karşı göründü. Smyslov siyah taşlarla oynadı ve kesinlikle siyahın pozisyonu çok ve çok kötü. Yani bir şey yanlış gitti Vasily Smyslov için. Beyazın atı harika bir taş. F5'te harika kalıyor. Aynı zamanda siyahın G7'deki fil berbat bir taş. Yani hiçbir şey yapmıyor. Çok pasif. Bir taş değil yani. Belki piyon gibi sayılabiliyor. Üstelik beyazın kalesi daha aktif. Siyahın kalesinden. Beyazın kalesi saldırıyor. Siyahın kalesi oturuyor işte. Yani bir şey yapmıyor. Yani siyah kalede 2 bile oynamıyor. Çünkü beyazın en az kale G8 bir hamle olabilir. Ve siyahın kalesi dönmeli. Şunu savunmak için. Bu pozisyonda hamle beyazda. Ve beyazla oynayan Aronin bu pozisyonu iyi oynamadı. Sizce beyaz nasıl devam etmeli bu pozisyonda? Biraz düşünün. Videoyu durdurabilirsiniz. Sonra dönelim beraber düşünelim. Tamam. Bana göre beyaz bu pozisyonu adım adım iyileştirmeli. Ben beyaz olsaydım büyük ihtimalle, belki ben de aynı hata yapardım bilmiyorum ama büyük ihtimalle ben şah e2 oynardım ve önümüzdeki hamle büyük ihtimalle kale c6 olurdu. Beyaz bir piyon üste kalırdı ve beyazın taşları daha iyi olurdu. Adım adım beyaz kazanmalı bence. Belki beyaz hemen de alabiliyor. Belki. Belki siyah bir karşı oyunu kurabiliyor. Bilmiyorum. Tehlikeli görünüyor. Çünkü artık siyahın kalesi yok. Belki beyaz öyle bir şey yapabilir. Yani belki hemen kale c6 o da iyi bir hamleydi. Ama beyazla oynayan Aronin kale g8 oynadı. Şah h7. Tabii ki geri dönebilirdi ve tekrar beyaz büyük ihtimalle kazanıyor. Ya da sonra alabilir ya da önce şah e2 ve sonra kale c6. Ama Aronin bunu yapmadı. Aronin g7 aldı. Evet, berbat görünüyor ama beyazla oynayan oyuncu bu oyun sonu kazanç olduğunu düşünüyordu. Ve öyle düşünüyorsa tabii ki oynamalı. Ama maalesef onun için bu pozisyon berabere ve çok güzel bir şekilde berabere oluyor. Burada G4 oynadım ve siz siyah olsaydınız nasıl devam edebilirdiniz? En mantıklı yol şah F7 görünüyor. Ama orada belki beyaz kazanıyor şah E2, şah E6, şah D3. Beyazın şahı C4'de doğru gidiyor. Diyelim şah D6. Şah C5 oynamak istiyor ama zamanda değil. Beyazın şahı önce giriyor C4'e. Siyah büyük ihtimalle A5 oynamak zorunda. Çünkü B4'teki piyonu korumak lazım. Siyah C5 oynarsa o zaman şah B5 ve galiba siyah hemen Zugzwang'da. Çünkü herhangi oynadığı hamle piyonu kaybediyor. Bu yüzden A5 oynamak lazım. Ve burada düşünüyorum beyaz ya da F3 ya da C3 oynamalı. Önce C3 bakalım. Beyaz ne istiyor? Beyaz piyonu kazanmak istiyor. Sana şah C3 ve B5. Ve beyazın bir piyon daha olacak ve oyunu çok kolay kazanacak beyaz. O yüzden bence siyah almalı C3'te. BC3. Biz de geri alıyoruz. BC3. Şah D7 büyük ihtimalle. C5 ise o zaman şah B5 ve beyaz hemen kazanıyor. Siyah tekrar Zugzwang'da. İyi bir hamle yok. Hemen şah C7 ise o zaman şah C5 ve tekrar siyah Zugzwang'da. O yüzden bence şah D7 en mantıklı. Şah C5, şah C7 ve burada beyaz F3 oynamalı düşünüyorum. Ve
Tekrar bana göre siyah 90 da kalıyor. Çünkü herhangi oynadığı hamle siyahın pozisyonu kötü yapıyor. Diyelim şah D'deyse o zaman şah B6 ve siyah A5'teki piyonu kazanıyor. Şah B'deyse o zaman şah D6 ve beyazın şahı giriyor. Ve bütün siyahın piyonları düşüyor. Ve bana göre o yüzden şah F7 kaybediyor. O yüzden İsmet Slav onu oynamadı. Aldı. Geçti. Beyaz da aldı. Ve İsmet Slav bu pozisyonda iyi bir hamle yaptı. G4. Kötü bir hamle gibi duruyor. Çünkü beyaz h4 oynayıp şu piyon siyahın gitmesine izin vermeyecek. Çünkü siyahın şahı başka tarafa giderse beyaz h5, h6, h7 oynayacak ve vezirleyecek. Ama siyahın fikri farklı. C5. Tamam. Şah E2. Beyazın şahı tekrar aynı şeyi yapıyor. C4 karesine doğru gidiyor. Ve C5'te almak istiyor. Smith-Lowe tam ne istedi siyahla? Şimdi göreceğiz. Şah H7. Tamam. Şah D3. Şah H6. Ve beyaz şimdi şah C4 oynarsa siyahın çok güzel bir fikri var. F5. Siyah tabii ki C5'te alamıyor. Galiba F4 hamle yüzünden. Ve siyah önce vezirleyecek. G2 ve G1 şah. F5 ise o zaman E4. Ve beyazın şahı çok kötü durumda kalıyor. Beyazın şahı çok zwangta. Beyaz sadece piyonlarla oynayabiliyor. Ama piyonların hamleleri bitecek büyük ihtimalle. Diyelim C3, siyah A5 oynayacak. Tamam aldık aldık ve beyazın iki tane piyon kaldı. Ve diyelim F6, şah G6 ve siyah kazanıyor. Büyük ihtimalle. Çünkü şah D5 ise şu fikriyle E3, E2 ve siyah şahla vezirliyor. O yüzden şah C4 oynamak iyi bir fikir değil. Çünkü siyah F5 oynayacak. Ve tam bu pozisyon analizlerini hatırlamıyorum. Ama belki siyah kazanıyor. En azından kaybetmiyor kesinlikle. Ama bence şimdi siyah oynuyor kazanmak için. O yüzden beyazla oynayan Aronian C3 oynadı. A5 aldı ve berabere anlaştılar. Tekrar edeyim. Siyah beyaz şah C4 oynamıyor çünkü siyahın F5'i var. Ve F5'ten sonra E4 ve beyaz çok zwangta. Yani şahla herhangi oynadığı hamleden sonra siyah E3 oynayacak ve vezirleyecek. Ve iki tane hamle var. Ya da F6 ya da H5 ama onlar piyonları kaybediyor. Ve tekrar ilk pozisyona dönelim. Beyaz ne yapmalıydı? Beyaz pozisyonunu adım adım iyileştirebilirdi. Diyelim şah E2, sonra kale C6 ya da başka bir hamle. Siyahın hiçbir kompensasyonu yok, hiçbir karşı oyunu yok ve beyaz adım adım kazanırdı. Ama beyaz oyunun Aronian biraz hızlı oynadı ve siyah çok güzel bir şekilde berabere yapabildi. Bu video izlediğiniz için teşekkür ederim. Önümüzdeki videoda görüşürüz. Hoşça kalın.